Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçi boş bir bardak tabanına bağlanan bir ip yardımıyla ters çevrilip içi su dolu bir kaba daldırılarak şekildeki gibi dengeleniyor. Bu durumda bardakta sıkışan gazın basıncı P gaz, ipteki gerilme kuvveti ise T olmaktadır. Memusluğu açılıp kaptan bir miktar su akışı olduğunda P gaz ve T nasıl değişir? Arkadaşlar, başlangıçta musluk açılınca su akışı gerçekleşir. Peki su akışı nasıl gerçekleşir? Başlangıçta musluk kapalıyken içeriye P0 açık hava basıncı girmek ister. Arkadaşlar, kapta suyun üstü açık olduğu için P0 basıncı üstte de vardır. Artı arkadaşlar, su yüksekliğine göre suyun basıncı var. Peki musluk açılınca içerideki toplam basınç P0'dan büyük olduğu için su akışı buradan içeriden dışarı doğru gerçekleşir. Su akışı gerçekleştiği sürece hem kaptaki su seviyesi hem de arkadaşlar bardaktaki su seviyesi aşağı doğru iner. Akış yönüne doğru suyun hareketi vardır. Peki buna göre P gaz ve T nasıl değişir? Arkadaşlar, yukarıda sıkışan gazın hacmine V kadar desem, kimyanın meşhur formülü, param varsa Nerat formülü ya da PV Enright formülü var. Su akışı aşağı doğru indikçe yukarıda sıkışan gazın hacmi artar. Hacmi artan gazın basıncı azalır, P gaz azalmış olur. Peki arkadaşlar, gazın ortalama yoğunluğu veya buradaki bardağın ortalama yoğunluğu, öz kütlenin formülü ya da ortalama yoğunluğun formülü M bölü V'dir. Arkadaşlar, bardağın hacmi sabittir. Bardağın hacmi değişmiyor. İçindeki su miktarı azalınca kütle miktarı azalır. Ortalama yoğunluğu azalır. A, bardağın ortalama yoğunluğu azaldıkça bardak yukarı doğru çıkar ve ipteki gerilme kuvveti artmış olur. P gaz azalır, T artar. Cevabımız budur arkadaşlar.